Abdullah İbni Amir radıyallahu anhuma'dan rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İki haslet vardır ki bir Müslüman kul bunlara devam ederse mutlaka cennete girer. Bu iki haslet çok kolaydır. Fakat bunlarla amel edenler çok azdır. Her namazın sonunda 10 kere tesbih eder, 10 kere hamd eder, 10 kere de tekbir eder. İşte bunu günde 5 kere söyleyeceğinden, dille 150 kere söylenmiş, mizanda ise 1'e 10 verileceğinden 1500 olur. Müslüman bir kul yatağına geldiği vakit 34 kere tekbir eder, 33 kere hamd eder, 33 kere de tesbih eder. İşte bu dille 100, mizanda ise 1'e 10 hesabıyla katlanacağından 1000 olur. Abdullah İbni Amir radıyallahu anhuma şöyle demiştir. Yemin olsun ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi gördüm, eliyle düğüm yaparak onları sayıyordu. Ashab-ı kiram, ey Allah'ın Resulü, bunlar bu kadar kolay olduğu halde niçin bunlarla amel eden azdır dediklerinde Resulullah aleyhisselam şöyle buyurdu. Şeytan sizden birinize uykuya yatacağında gelir, o bunları söyleyemeden onu uyutur. O bunları söyleyemeden onu uyutur. Yine böylece namazın sonunda da gelir. Kişi bunları söylemeden önce ona başka bir iş hatırlatır ve bunları söylemeyi unutturur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Her kim Âl-i İmrân suresinin 18. ayeti olan Şehidallahu'yu uyuyacağı zaman okursa Allah-u Teala bu sebeple 70 bin melek yaratır ki onu okuyan için o melekler kıyamet gününe kadar istiğfar ederler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Her kim yatacağı zaman Kehf suresinin son ayetini okursa o kişi için yattığı yerden Mekke'ye kadar parlayan bir nur olur ki o nurun içi meleklerle doludur. O melekler o kişi yattığı yerden kalkıncaya kadar ona salat, dua ederler. Eğer yattığı yer Mekke'de ise bu ayeti okuduğu zaman yattığı yerden 7. kat semada bulunan ve meleklerin Kâbesi olan Beyt-i Mamur'a kadar parıl parıl parlayan bir nur ona ihsan edilir ki o nurun içi meleklerle doludur. O kişi uyanıncaya kadar o melekler kendisine salat, dua ve istiğfar ederler.